Merhaba. Tıbbi adı poliomiyelitis olan çocuk felcine polio virüsü sebep olur. Bu virüs merkezi sinir sisteminin uzantısı olan nöronlara zarar vererek sakatlıkla sonuçlanabilen bir kas rahatsızlığı şeklinde ortaya çıkar. Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşur omurilikten çıkan bu nöronlar kasları sinir sistemine bağlar. Onların uyaranlara tepki vermesini sağlar ve güçlendirir. Kol ve bacak kaslarını sinir sistemine bu motor nöronlar bağlar. Polio bu motor nöronlara zarar vererek işlerini yapamamalarına ve dolayısıyla da fiziksel engellerin ortaya çıkmasına sebep olur. Bu fotoğrafta gördüğünüz adam çocukluğunda çocuk felci geçirmiş ve motor nöronlarının zarar görmesi sonucu şu anda baston kullanmak zorunda. Eğer dikkat ederseniz sağ bacağındaki kasların çok zayıf olduğunu, güçlerini kaybettiklerini ve motor nöronlardan herhangi bir bilgi alamadıkları için büzüştüklerini görebilirsiniz. Nöronları evinize elektrik getiren elektrik telleri olarak düşünürseniz, bu teller kesildiğinde evinize enerji ulaşamayacağı için elektriksiz kalırsınız, öyle değil mi? İşte motor nöronlar da aynen bu şekilde çalışırlar ve polio virüsü tarafından zarar gördükten sonra da kasları uyaramayacak hale gelirler. Evet, bu talihsiz adamın deneyimlediği şeyi böyle özetleyebiliriz. Tarihte yer etmiş ve ne yazık ki polio virüsü tarafından sakat kalmış figürlerden biri Amerika Birleşik Devletleri'nin 32. Başkanı Franklin Delano Roosevelt. 1921'de 39 yaşındayken kendisine çocuk felci ya da o zamanki adıyla Polio teşhisi konduktan sonra vücudunun belden aşağısını kullanamayacak duruma gelmiştir. Rahatsızlığını topluma çok fazla yansıtmak istemeyen Roosevelt'in tekerlekli sandalyedeyken çekilmiş çok fazla fotoğrafı yoktur. Zamanında çocuk felci teşhisi konulmasına rağmen şu an bu teşhisin yanlış olduğu ve Roosevelt'in aslında Giyan Barre sendromu hastası olduğu düşünülmektedir. Bu durum Roosevelt'e çocuk felci teşhisi konmasını tarihteki en önemli yanlış teşhislerden biri yapar. Roosevelt'in Giyan Barre sendromu hastası olduğunu düşünmemizin iki önemli sebebi var. Öncelikle çocuk felci adından da anlaşılabileceği gibi çocuklar özellikle de 6 aydan küçük çocuklar üzerinde etkilidir. Ve bu yüzden Roosevelt'in 39 yaşındayken çocuk felci geçirmesi oldukça düşük bir ihtimaldir. İkinci sebepse çocuk felcinin asimetrik felçle sonuçlanmasıdır. Çocuk felcinde hangi kasların zarar göreceği tamamen rastgele olduğu için Roosevelt'in iki bacağının da aynı oranda zarar görmüş olması yine çok düşük bir ihtimaldir. Çocuk felci bu bacağı kontrol eden nöronları etkilemiş olabilir ama diğer bacağı kontrol eden nöronların da aynı şekilde zarar görmesi gerçekten de çok nadir bir durumdur. Mesela İlk fotoğraftaki adamın sadece sağ bacağı zarar görmüştü. Ama Franklin Delano Roosevelt'in iki bacağı da felçli olduğu için buna simetrik felç denir. Ve simetrik felce sebep olan hastalıklardan biri Guillain-Barre sendromudur. Şimdi çocuk felcinin bir insanı, özellikle de 6 aydan küçük bir bebeği nasıl etkilediğine bakalım. Virüs genellikle boğaz yoluyla bulaşıp boğazda çoğalmaya başlar. Zaman zaman mide ve bağırsaklara inip burada da çoğalabilir. Çocuk felci virüsü yeterli sayıyı elde ettiğinde halen nasıl olduğunu tam olarak bilmediğimiz bir şekilde omuriliğe yani merkezi sinir sistemine bulaşarak kaslara enerji veren motor nöronlara zarar vermeye başlar. Bu arada çocuk felcine yakalanan herkesin motor nöronlarının bu yıkıcı hasarı almadığını da hatırlatmak istiyorum. Hatta hastalığın akut olarak bulaştığı %90 ile %95'lik kesim asemptomatiktir. Yani belirti göstermezler. Bunu da not edelim. Asemptomatik hastalığa yakalanan çocukların yüzde beşi ile onluk bir kesiminde de orta dereceli belirtiler gözlemlenir. Gözlemlenen belirtiler genellikle tüm virütik hastalıklarda görülen ateş, baş ağrısı ve yorgunluk yani bağışıklık sisteminin virüsle savaşmaya çalışmasından kaynaklanan belirtilerdir. Bunlara ek olarak virüsün boğazda çoğalmasından dolayı boğaz ağrısı, bağırsaklarda çoğalmasından dolayı da mide ağrısı, abdomen ağrısı, bulantı ve kusma da görülebilir. Orta dereceli belirtiler gösteren hastalar genellikle iyileşirler ve kasları zarar görmez. Kaslarla ilgili belirtiler akut bulaşmaların sadece %0,5'inde görülür ve zayıflık, motor nöronların enerji ulaştıramadığı kasların kullanılmaması sonucu, büzüşmesi, güçsüzlük ve kaslara hala enerji ulaştıran nöronların anormal aktivitesi sonucu kasların seyirmesi şeklinde seyreder. Sizce de hastalığa yakalananların sadece yüzde 0,5'inde kas hasarı ve felç gözlemlenmesi biraz ilginç. Öyle değil mi? Yani bu rakam oldukça küçük bir rakam. Size bu rakamı nasıl yorumlayabileceğinizle ilgili biraz yardımcı olayım şimdi. Yüz bin kişilik dev bir stadyum hayal edin buradaki insanların 90 bini asemptomatikken sadece 5.000 ile 10.000 kişi de bazı belirtiler görülecektir. Mesela buradaki insanlar belirti gösterenler olsunlar. Kas zayıflığı yaşayacak olanlar da mesela iki takım oyuncuları ve teknik kadroları olabilir. Bu sayı hiçbir belirti göstermeyen insanların sayısı yanında oldukça küçüktür. Evet bu doğru ama virüsün bulaşıcı olması çok daha fazla kişinin bundan etkilenmesi anlamına gelir kısacası sayı küçük olabilir ama yaratacağı hasar kol ve bacakların hatta solunumda kullanılan kasların kullanılamayacak hale gelmesi düşünüldüğünde oldukça ciddidir Solunumda kullanılan kaslar felce uğradığında hasta kendi kendine nefes alamaz. Yani hastalık fiziksel sakatlığın yanında öldürücü hale de gelebilir. Şimdi bir de hemen aklımıza gelmeyen diğer kasları düşünelim. Boğazımızda da kaslar vardır. Hatta kalbimiz tamamen bir kastan meydana gelmiştir, öyle değil mi? Beynimizin alt kısmında, beyin sapı olarak adlandırılan kısımda, beyinden uzayan nöronlar bulunur. Burası beynin konuşmayı ve kalp fonksiyonlarını kontrol eden bölgesidir. Şimdi, ekrandaki resimde beynin alttan görünüşüne bir göz atacak olursak, beyin sapı burada yer alır ve sinirler bu noktadan aşağıya doğru uzar. Bu sinirlere kraniyal sinirler adı verilir. Beyin sapı etkilendiğinde 9 numaralı kraniyal sinir olan glossofaringeal sinir, 10 numaralı sinir olan vagus siniri, 11 numaralı yardımcı sinir ve 12 numaralı dilaltı siniri etkilenebilir. Evet, bu motor nöronlar da polio virüsünden etkilenebilirler. Bu sinirler etkilendiğinde beklenen belirtileri şu şekilde sıralayabiliriz. Yutmamıza yardımcı olan glossofarenijiyel sinir etkilendiğinde yutmada güçlük gözlemlenir boğaz hareketlerini ve kalp kasını kontrol eden vagus siniri etkilendiğinde konuşmada güçlük yaşanabileceği gibi bu hastalar kardiyovasküler gözlem altına alınmalıdırlar. Yani kalp aktiviteleri yakından takip edilmelidir. Yardımcı sinir omuz hareketlerini, dil altı siniri de dil hareketlerini kontrol eder. Gördüğünüz gibi, polio virüsü sadece kol ve bacak sinirlerini etkilemediği için kraniyal sinirlerin etkilendiği durumda bulber palsinin ortaya çıkmasına yol açar. Bahsi geçen kraniyal sinirler hasar gördüğünde hasta yutmada ve konuşmada güçlük çeker ve kalbiyle ilgili sorunlar yaşamaya başlar. Kraniyal sinirlerin felcine bulber palsi dendiğini bir kere daha hatırlayalım. Bulber palsideki bulp, beyin sapı. Palsi de felç anlamına geldiği için, beyin sapındaki sinirlerin felç geçirmesine bulber palsi denir. Şimdi son olarak, hastalığın bulaşmasından ve kas hasarından yıllar sonra hastaların postpolyo sendromu adı verilen bir rahatsızlıkla da karşılaşabileceklerini eklemek istiyorum. Postpolyo sendromu sonucu kaslar iyice zayıflar ve işe yaramaz hale gelir. Kasları zayıflayan tüm hastalarda gözlemlenmediği için bu sendromun kapsamını tam olarak bilmiyoruz. Ama yine de bazı hastalar hastalığa yakalandıktan yıllar sonra bile bu durumla karşı karşıya kalabilir. Şimdilik bitti. <laughs> Hoşçakalın.